GCM Forex'ten herkese merhaba. Gün ortası piyasaları teknik olarak değerlendirdiğimizde dolar endeksini yukarı yönlü hareketlerine kaldığı yerden devam ettiğini görebiliyoruz. Özellikle düşen kanalın üzerine çıktıktan sonra mevcut o kırmış olduğu kanalı destek olarak gören ve bu kanaldan destek alarak yukarı yönlü çıkışınız devam ettiren bir görüntü var endeks bazında. Ve bu istek özellikle Mevcut yukarı yönlü trendte kanalın üst noktası 95 20 seviyelerine kadar yeni bir hareketi tetikleyebilir. Özellikle bu destek noktası yani kanal çizgisi üzerinde hareketlerini devam ettirdiği müddetçe endeks bazında yukarı yönlü hareketler devam edebilir. 95 20'nin hedef olabileceğini ifade etmiştik. Özellikle 95 20'den sonraki hareketler daha da dikkat çekici. Özellikle 95 20 üzerine çıkacak mı çıkmayacak mı sorusunun da cevabını arıyoruz. Bu yüzden de özellikle bundan sonraki süreçte tabii ki ABD seansı açılış sonrasındaki hareketlerde dikkatli takip edilmeli. euro -dolar paritesine baktığımızda gün içerisinde hareketler 1.1344'lerden başlayan satıcılı seyrin 1.12.74'lere kadar devam etmesi şeklinde. Genel çerçevede 1.1365'lerin önemli olduğunu dünden beri ifade ediyoruz. Özellikle dün 1.1360 demiştik. Bugün 1.1365 ifadesini kullanıyoruz. Bu bölgenin altında negatif baskısına devam ediyor. Dikkat ettiyseniz aşağı yönlü hareketlerini sürdürmekte. Bu yüzden de 1.1365 direnci altında satıcılı seyrin devam edeceğine ilişkin düşüncemizin ön planda olduğunu hala daha ifade edebiliriz. Eğer 1.1365 seviyesi altında hareketlerine devam ederse Eurolar paritesi için aşağı yönlü baskılar. Dünün dip noktası 1.1270'lere doğru ulaşabilir ki zaten gün içerisinde 1.1274'ler test edildi. 1.1270'lerin kırılması durumunda ise satıcılı seyir birazcık daha devam etmek isteyebilir ki zaten kanalın alt bölgesi 1.1240 civarına tekrar geri çekilme görülebilir genel çerçevede aşağı yönlü baskılar devam ediyor. Sterlin dolar paritesine baktığımızda sterlin dolar paritesinde de aslında aşağı yönlü bir baskı devam ediyor. Sabah analizimizde 1.52.68, 1.51.98 aralığında bir hareketin olduğunu, daha net hareketler için bu bandın dışına çıkılması gerektiğini vurgulamıştık. Gün içerisinde 1.52.49'lardan başlayan aşağı yönlü baskıların 1.51.95'lere kadar devam ettiğini gördük. 1.51.98 kırıldı mı diye soracak olursak henüz kırılabilmiş değil ama şu anda bu bölgeye yakınız. 1.52.15'lerdeyiz şu anda. Aşağı yönlü baskıların devam etme potansiyeli var. 1.52.68'in altında negatif baskı sürmektedir. Ama 1.51.98'in altında sağlam hareketlere ihtiyaç vardır. Buna dikkat etmekte fayda var. Özellikle 1.51.98'in altındaki hareketler, güçlü hareketler satıcılı seyir için önem arz etmektedir diyebiliriz. Dolar yan paritesine baktığımızda yukarı yönlü önemli bir çıkış var. 118.40'lardan başlayan ve kanalın üst bölgesine doğru önemli bir yükseliş gözlemledik. Özellikle 119.20'nin önemli olduğunu haftanın ilk işlem gününden beri ifade ediyoruz. Burada 119.20 direncine dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle alış pozisyonlarına yer almak isteyenlerin birazcık daha temkinli ve dikkatli olması gerekiyor. Çünkü 119.20 direnci eğer geçilmezse yeniden kanal içi hareketler etkisini hissettirmek isteyebilir. Özellikle üçgen formasyonunu bozduktan sonra yani formasyon dışına çıktıktan sonra yukarı yönlü önemli sinyaller almıştık ama vadeyi birazcık daha büyütürsek Büyük üçgen hala da etkili. Bu yüzden 119.20'nin üzerinde ne hareketler görmediğimiz müddetçe yukarı yönlü hareketler devam edecektir gibi bir algıya kapılmak doğru değil. Ama şurada bir gerçek ki 118.40 civarından önemli bir destek aldı. Gün içerisinde özellikle ABD seansı açılış sonrasındaki hareketler daha da dikkatli takip edilmesi gerekiyor ki doların Yen karşısında değerlenip değerlenmeyeceği konusu da önemli. Burada yine ifade edecek olursak 118.40'ın üzerinde yukarı yönlü hareketler devam etse de yukarı yönlü hareketlerin daha da istekli, daha da güçlü, daha da net hareketlere dönüşebilmesi için 119.20 direncinin geçilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Bu yüzden aceleci işleme e, şu an için gerek yok. Birazcık daha bekle politikası önem arz ediyor. Yurt içine geldiğimizde Dolar Türk Lirası'nda Belirli bir geri çekilme vardı. 2.4677 ve 2.4820'nin önemli olduğunu vurgulamıştık. 2.4677'den dönüş kaydetti. 2.4820'nin de üzerine çıktığını görmüş olduk. Zaten beklentimiz de pozitifti. Yukarı yönlü hareketlerin etkili olduğuna şahit oluyoruz. Zaten gün içi piyot noktamızda 2.46. 77 idi. Bu destek noktası üzerinde de pozitif seyrine kaldığı yerden devam etmek istiyor. Burada özellikle yukarı yönlü hareketlerde nereye kadar gidebilir? Dünün zirve noktası yani tarihi rekor seviyemiz 2.49.89'lar hedeflenebilir ama genel çerçevede baktığımızda 2.52.20'lere kadar potansiyel bir beklenti söz konusu önemli olan yurt içindeki gelişmeler ve dolar Türk lirası üzerindeki etkisi diyebiliriz. Ham petrole gelecek olursak ham petrol fiyatlarının 53.94 bariyerinden dönüş gerçekleşerek satış baskısına maruz kaldığını görebiliyoruz. Özellikle bu bölgenin önemli olduğunu daha önce kendinizlerimize vurgulamıştık ki Fibonacci Expansion %61.8'lik orana tekamül eden bir bölgeydi burası. Eğer kısa vadeli yükselen trend devam edecekse bu bariyerin geçilmesi gerekiyordu ama şu anda bu bariyeri geçemedik. Bu yüzden de aslında kısa vadeli yükseliş trendi sorgulanmaktadır. Lütfen buna dikkat edelim. Özellikle 53.94 geçilmediği müddetçe aşağı yönlü baskılar 49.58'lere kadar devam edebilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Altın fiyatlarına gelecek olursak gün içerisinde 1245.70 seviyesinden bir baskıya maruz kaldı ki bu baskı zaten beklenilen bir baskıydı. Burada özellikle 1254.70 bariyeri kritikti. Bu bariyer altında negatif baskı devam etmekteydi. İlaveten de özellikle 1244.25, 1248.50 gibi bölgelerde yeniden aşağı yönlü bir baskıya maruz kalabilir. Açıklamasını sabah analizimizde ince, e, sizlerle paylaşmıştık. 1245.70'lerden başlayan aşağı yönü bir baskı 1236.58'lere kadar devam etti. Şu anda günün dip noktasına yakın hareketlerini sürdürüyor. Genel çerçevede baktığımızda 1245.70 ilk bariyerimizdir ve bu bariyer altında negatif bir baskının devam edeceğine ilişkin düşüncemiz ön plandadır ki böyle bir düşünce ile 1225-1217 bölgesi hedeflenebilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Ama genel görünüme baktığımızda kanalın üst noktası 1254.70'den geçmektedir. Bu yüzden de bu bölge altında zaten negatif baskının devam edeceğini ifade ediyoruz. Son olarak da gümüşe değinecek olursak gümüşte de aşağı yönlü bir daralan formasyon daralan bir üçgen ya da alçalan takoz formasyonunda ifadesini kullanabiliriz. Özellikle aşağı yönlü baskıların devam ettiğini görebiliyoruz. 17-37'nin altında negatif bir baskı etkisini sürdürmektedir ilaveten 17.07 günün zirve noktasından da önemli bir baskı görüldüğünü şahit oluyoruz. Bu yüzden 17.07 zaten önemini korumakta ilaveten genel görüntü olarak baktığımızda 17.37 altına negatif baskı devam etmektedir. Tıpkı altında 1245.70 ve 1254.70 gibi rakamlar gümüşte de 17.07 ve 17.37 gibi e, özdeşleştirebiliriz. Bu bariyerleri altında da aşağı yönlü baskıların devam edebileceğini söyleyebiliriz. Genel çerçevede dolar endeks, euro dolar, sterlin dolar, dolar türk lirası dolar yani ham petrol, altın ve gümüşle ilgili teknik beklentiniz bunlardan ibarettir. İşlemlerinizde stop loss kullanmayı ve trend yönlü pozisyonunu gerçekleştirmeyi ihmal etmeyiniz. Herkese başarılı işlemler diliyorum.